Roma'da, Vatikan'da, St. Peter Bazilikası'ndayız. Ve ayin az önce sona erdi. Kardinali zar zor görebiliyoruz. Bu mekanın boyutlarını kavramak oldukça güç. Ama neyse ki Bernini'nin yaptığı Baldakino sayesinde bu mekanın genişliği ve insan bedeninin ölçüsü arasında az da olsa bir köprü kurabiliyoruz. Baldakino, kilisenin dört kanadının birleştiği noktayı işaret eden sekiz katlı yüksek bir revak. Burası nef olarak bilinen kilisenin merkezindeki uzun koridorla transept olarak bilinen onu dikey olarak kesen koridorun kesiştiği noktada. Böylece Baldacchino tam Michelangelo'nun kubbesinin altında yer alır. Bu yer o kadar büyük ki büyüklüğünü algılamak neredeyse imkansız. Baldacchino da neredeyse 30 metre yüksekliği ile ikisi arasında aracılık ediyor. Ayrıca hemen altında Aziz Peter'in gömülü olduğu kripti de işaret ediyor. Bu kilisedeki iki ana altardan birisi burası. Papa'nın ayini yönetebileceği bir yer. Aziz Peter'in de görevi bizzat İsa'dan alan ilk papa olduğunun kabul edildiğini unutmayın. Bu yapı Aziz Peter'in mezarını işaret ederek burada Vatikan'da papa tarafından idare edilen Katolik Kilisesi'nin tek meşru kilise olduğunu ifade ediyor. Hatırlayın, burası Martin Luther ve protestanların kiliseye karşı ayaklanmasından hemen hemen bir yüzyıl sonra yapıldı. Yani burası karşı reform esnasında papanın üstünlüğünün barok tarzında yeniden ifade edilmesidir. Bir baldak normalde olduğundan biraz fazlası. Bu mimari bir yapı ama aynı zamanda da heykel. Ama aslında muhtemelen Kumaştan yapılmış, mütevazi bir ravaktan esinlenilmiş. Baldakinon'un önemli bir noktayı ya da yeri işaret etmesi uzun zamandır süre gelen bir gelenek. Ama tabi burada gördüğümüz ölçekte değil. Bu yeri işaretlemesiyle sembolizmi sona ermiyor. Sütunlar son derece sembolik. Dikkat ederseniz sütunlar ne Dor, ne İon, ne de Korint. Bunlar klasik dönem geleneğinden gelmiyor. Onun yerine Eski Aziz Peter Kilisesi ya da Hazreti Süleyman'ın tapınağının sütunları gibi spiral sütunlar tercih edilmiş. Şu an 16. yüzyıl başlarında tekrar inşa edilmiş Yeni Aziz Peter Kilisesi'ndeyiz. Eski Aziz Peter Kilisesi, İlk Hristiyan Roma İmparatoru Konstantin dönemine ait. Üst köşelerde melekleri görüyoruz. Bernini aralarında sanki kumaş sarkıyormuş gibi bir görüntü yaratmış. Hepsinin üzerinde tüm dünyada kilisenin zaferinin sembolü olan haç ve küre var. Küre burada bir güç sembolü. Tüm bunlar özellikle karşı reform bağlamında kilisenin zaferi hakkında. Ama aynı zamanda bir kişi hakkında. Papa 8. Urban. Buranın yapılması için görev veren Papa. 8. Urban Roma'nın önde gelen ailelerinden Barbarian ailesinden. Aile amblemleri arıydı. Baldacchino'nun yukarısına doğru bakarsak arıları görebilirsiniz. Dolayısıyla bu yapı kilise ile ilgili olduğu kadar özellikle bu barok dönemdeki Papa'nın bireysel katkısıyla da ilgili. Baldacchino'nun arasından bakarsak Bernini tarafından yapılmış bir başka eseri daha görebiliriz. Aziz Peter'in tahtı. Baldacchino devasa bir yapı ve bunun için çok fazla miktarda bronz gerekliydi. Bronz çok pahalı bir madde. Çünkü çoğunluğu bakır ve bakır da son derece pahalı. Daha dayanıklı olması için az miktarda kalayla karıştırılıyor. Sanıyorum bu proje için gereken çok miktarda bronz Roma'daki antik tapınak Pantheon'un kemer altından sökülmüş. Pantheon tüm tanrılara adanan bir tapınak. Antik dönem çok tanrıcılığının bir örneği ama buraya bir Katolik kilisesine getirilmiş. Ama tabi bunu Roma'da pek çok yerde görebiliyoruz. Antik yapılar Hristiyanlar tarafından yeniden kullanılmış. Örneğin Michelangelo, Santa Maria Degli Angeli Kilisesi'ni antik Roma hamamından yapmış. Baldacchino için esin kaynağının Aziz Peter Bazilikası'nın devasa boyutlarını daha normale indirmeye çalışmak olduğunu biliyorum. Ama Baldacchino'nun boyutları da benim için hala çok büyük gerçekten hala dehşet verici